Merhaba, Sant'Andrea al Quirinale'yi biraz geçtikten sonra Roma'nın yoğun kavşaklarından bir diğerine geldik. Bu San Carlo, San Charles Kilisesi. Diğer adıyla San Carlino, Küçük San Charles. Çünkü bu kilise küçük bir kilise. Alle Quattro Fontane, 4 çeşmenin yakınında yer alan San Charles Kilisesi. Çünkü bu kavşakta 4 çeşme var. Bernini'nin Sant'Andrews Kilisesi. Sant'Andrea al Quirinale gibi buranın da kısıtlı bir alanı var. Bernini'nin çağdaşı, arkadaşı, meslektaşı ve daha sonra rakibi olan büyük mimar Borromini, Francesco Borromini burayı bedava inşa etmiştir. Roma'daki ilk müşterileri olan Üçlü Birlikçiler mezhebine duyduğu minnettarlık yüzünden ücretinden feragat etmiştir. Tabii bu sayede kendisine özgür bir çalışma ortamı sağlamıştır. Bedava iş yapmanın faydalarından biri. Michelangelo da daha sonra dava edilmemek için San Pietro Kilisesi yapımında bedava danışmanlık yapmıştı. Şimdi dış cephede beni etkileyen ilk şey dalga. Dalgalanan bir yüzey var. Her şeyden önce matematik. Borromini için söylenebilecek anahtar kelimelerden biri bu. Saf matematik. Dalgalanma, kıvrımlar, dış bükey ve iç bükeyler arasındaki denge. Mimarisinin en iyi bilinen özellikleri. Bu yapıtlarının en saf örneklerinden biri. Hadi şimdi içeri girelim. Borromini için Bernini'ye kıyasla matematik daha önemliydi. Galileo'nun bu konuda yazdıklarını okumalısınız. Doğa ve geometrinin ayrılmaz bir biçimde bağlanmış olması fikri ve saf ışıkla formların öne çıkışı. Mesela burada oval bir form var ama bu dalgalanan bir oval. Ama ana fikir oval üzerine değil de o zamanlarda ve bugün de hala kilisenin sahibi olan Üçlü Birlikçiler mezhebinin inanışlarına göre kurulmuş. Üçlü Birlikçiler, yani kutsal üçlüye inananlar. Baba, oğul ve kutsal ruh. Bunu bir üçgen gibi hayal edin. Ve bir kağıda tabanları birbirine yapışık iki üçgen çizin. Baklava ya da elmas denen bir şekil oluşur, değil mi? Eğer bunun etrafını çizerseniz bir oval olur. Eğer her üçgenin içine birer daire çizerseniz ve bir noktadan diğer noktaya çizgi çekerseniz bu kilisenin mimarisinin çizgilerini elde edersiniz. İçeri girdiğimiz andan itibaren dik açı gibi görünen bir çizginin başlangıcı ile kesişen bir dizi daire görüyoruz. Sonra bunun dik açı değil de kavis olduğunu fark ediyoruz. Burada birbiriyle bağlantılı pek çok karmaşık geometrik form var. Ama bir bütünlük de mevcut. Bu geometrik karışıklık çözülüyor. Bu çok müzikal ve matematiksel. Bu karmaşık denklem kendi kendini çözüp mükemmel bir sonuca ulaşıyor. Kilisenin alt kısmını üst kısmından ayıran büyük beyaz sütunları ve dalgalanan çizgileri yukarı doğru takip ettiğimizde daha saf bir ovale ulaşıyoruz. Buranın üzerinde ise güneş ışığının saf beyaz ışığının içeri girmesine sebep olan çatı feneri var. Tavan, birbirine bağlı kareler, haçlar, altıgen ve sekizgenlerle bezeli. 4. yüzyılda Roma'nın duvarları dışında yapılan erken dönem Hristiyanlık kiliselerinden olan Santa Costanza Kilisesi Borromini'ye ilham kaynağı olmuştur. O kilisenin tavanı da aynı bununki gibi birbirine bağlı geometrik şekillerle bezeliydi. Birbiriyle bağlantılı şekiller aralarındaki uyum sayesinde çözülüveriyorlar. Bu bana Rönesans mimarisini ve zekaya olan düşkünlüklerini hatırlatıyor. Oturup düşünmeniz ve görselliğe dikkat etmeniz gerek. Bir yanda hayal gücü, fantezi ve duygular, diğer yanda ise mantık ve zeka var. Bu bir paradoks. Ama bu paradoks sonunda çözülüyor. Çünkü aslında bu sayılarla ilgili bir konu. Ne kadar gizemli olsa da sonunda çözülüyor. Müziğe bakalım. Bach'ın büyük eserlerinden birini düşünelim mesela. Bach'ın müziğinden zevk almak, sıra dışı melodi ve armonileri takdir etmek için müzisyen olmanıza gerek yoktur. Eğer yapısal olarak çözümlerseniz son derece entelektüel ve matematiksel olduğunu görürsünüz. Ama müziğin etkisi duygusal olduğundan bu entelektüel seviyede olmanıza gerek yoktur. Burada Bu iki dünyanın kesişimine şahit oluyoruz. Kiliseye girdiğimiz andan itibaren görsel etkisini doğrudan hissedebiliyoruz ve kendimizi entelektüel açıdan hiç zorlamıyoruz. Girişin üzerindeki dekoratif çiçek desenlerini çok seviyorum. Dekorasyonları simetrik, hepsi farklı görünüyor ama aslında bir gülce. Gül ya da çiçek şeklinde mimari dekorasyonlar. Bunların etrafı birbirinden farklı ama birbirine simetrik diğer gülcelerle bezenmiş. Borromini'nin bayıldığı ve eserlerinin tümünde gördüğümüz bir başka özellik ise oymalar. Onun çekirdekten yetişme bir taş yontucu olduğunu söylemeliyim. Gülcelerde, sütun başlarında ve özellikle de koruyucu melekler, kerubinlerdeki titizlikle oyulmuş detaylarda bu tutkusunu görebiliriz. Yaptığı bütün kiliselerde bu süslü kerubinleri görebiliriz. Kerubin ve serafin İbranice'den gelen çoğul kelimelerdir ve Tanrı'ya en yakın olan varlıklardır. Bunlara melek de diyebiliriz ama biraz daha farklıdırlar. Kafaları ve kanatları vardır ama vücutları yoktur. Bu temanın sayısız çeşidini yapmıştır. Açılmış geniş kanatların kıvrımlı parantezler gibi başka bir mimari parçayı ya da heykeli kapsaması gibi. Boşlukları, karmaşık boşlukları harika bir şekilde doldurmuş. Oyma dediğimizde aklıma Orta Çağ dönemlerinden kalma süslü tesbih boncukları geldi. Bütün iç mekan sanki oyulmuş hissi veriyor. Işık bütün bu alanı öyle güzel birleştiriyor ki. Tam da ışıktan bahsederken çatı fenerinden içeriği aydınlatıyor. Gerçekten göz kamaştırıcı. Gördüğümüz gibi beyaz mimarinin avantajı. Hoşça kalın.